Ben Pitbull Strings'ten Ulaş Engin. Bugünkü konuğumuz Erkin Çavuş. Erkin, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bize kendinden bahsedebilir misin biraz? Ben uzun yıllar İstanbul'da, Türkiye'de yaşadıktan sonra eğitim dolayısıyla ilk önce gittiğim Almanya'ya 2 yıl önce taşındım tekrar. Çalışmalarımı orada devam etmeye çalışıyorum. Gitar hocalığı yapıyorum. Projelerim var. 2 gitar, 3 gitar. Daha kalabalık gruplarla da çalışmalar var. Ensemble çalışmaları. Konserler vermeye çalışıyorum bir taraftan. Bir taraftan da ders veriyorum Almanya'da. Sanıyorum geçenlerde Türkiye'de de konser verdiniz değil mi? Evet, Nisan ayında bir gitar festivali bünyesinde gelmiştik. Güzel geçti. İlgi çok büyük değildi. Yine de bir festival. Daha çok klasik gitarla uğraşıyorsun sanıyorum. Naylon telli gitar çalıyorum. Ama çelik telli akustik gitarı da seviyorum. Yani onu da çalmaya çalışıyorum. Klasik gitarın Gold serisini denedin. Diğer telleri de vermiştim sana ama bu Gold seriyle ilgili görüşlerini alsak. Çok uzun süre çalamadım. Daha yeni taktım telleri. Yani bir 3-4 gündür üzerinde gitarın. Güzel, tansiyonlu, böyle enerjik bir halleri var. Yani alışılmışın birazcık dışında, alışmak gerekir birazcık. Farklı gelebilir yeni kullanıcılara. Ama enerjik, dolu dolu, tansiyonlu bir tel diyebilirim şimdilik. Birkaç günlük kullanıcı olarak. Peki en çok hoşuna giden ne oldu Gold seride? Bir defa çok çabuk yerleşti diye düşünüyorum. Yani ikinci gün gayet doğal bir halde, neredeyse çalınabilecek haldeydi teller. Genelde yerleşmesi zaman alıyor. En hoşuma giden şey o, renkler gayet yerinde. Çok çabuk, mesela bir sahneye bir gün sonra çıkılabilecek bir tel gibi duruyor. İki gün sonrasında çok rahat. Naylon teller özellikle. Çelik teller zaten çok çabuk oluyor. Güzel. İlk şeyi, güzel bir etkisi var. Ses örnekleri de aldık. Onlardan da bizi dinleyen arkadaşlar bazı referanslar alabilirler. Ben de sana bir şeyler sormak istiyorum. Tabii. Bana birkaç tane farklı model tel verdin. Ben Gold serisini taktım. Diğerlerinin sence şeyleri nedir? Farkları birbirlerinin arasında kimler tercih etmeli? Biz şimdi bunları tasarlarken 3 farklı seri olarak tasarladık. Silver, Coated ve Gold seri olarak. Şimdi Gold seride daha çok ses kalitesi ön planda. Konfor, ses kalitesi. Şöyle durumlar oluyor açıkçası. Mesela bir telin ömrünü uzatmak istiyorsanız illaki bir şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Ya da bir telin tınısını güzelleştirmek istiyorsanız başka şeylerden feragat edilmesi gerekiyor. Bu bir çeşit, böyle benim tabirimde, tahtıravalli gibi bir durum. Bir dengeyi sağlamak lazım. Evet, yani bu yüzden biz de 3 farklı seri tasarladık. Bu 3 farklı serideki özellikler şunlar. Silver seri mesela daha çok fiyat performans teli. Mesela kim için tavsiye edilebilir? Hem hesaplı hem de tınısı güzel teller istiyorlarsa ve uzun süreli çalabilecekleri. Uzun süreli de çalınabilir. Bu bölüm biraz göreceli. Herkesin ellerindeki telin kimyasal bileşimi farklı. Çünkü kimine mesela aynı tel bir hafta dayanırken diğerine 2 ay dayanabiliyor. Yani bu tip durumlar oluyor. Bazen de bir günde bitebiliyor. Evet, bir günde bile bitebilir. O yüzden de bunu önlemenin tek yolu kaplama yapmak. Yani bu Coated seride bu durum var. Eğer uzun ömürlü tel sizin için ön plandaysa o zaman Coated seriyi tercih etmeniz gerekir. Coated seri de zaten muadillerine göre hem ucuz hem de gerçekten dayanıklı bir tel. Yani bunu defalarca test ettik. Hatta öyle arkadaşlar vardı ki elleri çok aşırı terli. Ellerine botoks yaptırıp bundan kurtulmaya çalışan arkadaşlar vardı. Ve uzun süre, haftada 5 gün, günde 4 saat sahne yapan arkadaşlar vardı. Elleri terliyorlar. Mesela normal kaplı olmayan bir teli bu arkadaşlar taktığı zaman en fazla çaldıkları 1 gün 2 gün gibi süreler. Fakat Coated seriyi taktıklarında mesela 1 ay gibi süreleri geçtiler. Yani bu kaplama işi bunun tek çözümü gibi görülüyor şu anda. Yani bütün dünyadaki işte telle ilgili durumu takip ediyoruz. Yani görünen o ki coating'den başka bunu sağlayabilecek bir şey yok gibi duruyor. Bu 3 serinin aralarındaki farklar, yani kısaca bir özetleyeyim istersen. Yani eğer tını ve konfor ön plandaysa Gold seri, uzun ömürlü bir tel istiyorsak Coated seri, fiyat performans tel istiyorsak da Silver seri arkadaşlar için ideal olacaktır. Peki bu zor şartlarda tel üretimine yönelten neydi seni? Açıkçası şöyle oldu. Yani ben bir şeyler üretmem gerektiğini biliyordum. Çünkü yani bu başta ben ilk etapta müzisyenim. Yani hani müzikle uğraştım yıllarca. Başka da bir şey yapmadım yani. Benim mesleğim
müzisyenlik, müzik yapıyorum. Dolayısıyla bu müzik durumu üretim bazında beni yine anlayabileceğim bir yerlere götürdü. Bu anlayabileceğim şey ne olabilir diye düşündüm. Uzun araştırma süreçleri yaşadım. Tabii o olabilir, bu olabilir, şu olabilir. En sonunda işte gitar telleriyle ilgili araştırma yapmaya başladım. İçine girdikçe ilgimi de çekmeye başladı ve çok da meşakkatli bir süreç. Sonuç olarak pek de bildiğim şeyler değildi yani. Her yerde olduğu gibi işte bilimsel çalışmalara başlayınca nereye gidersin? Üniversiteler, üniversitelerin laboratuvarları, oradaki hocalar. Onlarla bağ kurdum. Evet, oralara gittim. Ondan sonra çeşitli bilgi alabileceğim yerlerden, yurt dışından e-mail yoluyla arayarak, sorarak, araştırarak bu işe başladım. Ve gitgide çalışa çalışa olaylar gelişti ve en son bu hale geldim. Tabii bunlar uzun süreçler. Arge süreçleri mesela uzun oluyor. Yani hemen pat diye böyle bir şeyi yapmak, az önce de sohbet ediyorduk ya, yani diyelim tel sarma makinesi. Bunu yapmaya çalışmak ayrı bir arge. Teli kendini yapmak ayrı bir arge. Malzemesi ayrı bir. Evet, ham maddesi ayrı bir arge. Üzerine yapılacak kaplama ayrı bir arge. Ya bunlar yıllar alan şeyler. Zaten yurt dışında da bunları yıllarca araştırıp bulmuşlar. Strings olarak hangi ülkelerden teklifler alıyorsun? Hangi ülkelere tel gönderiyorsun? Nerelerden döviz giriyor? Evet, zaten şu anda en önemli şey de o. Yani ülkeye döviz girmesi. Yani hepimiz için en önemli şey bu açıkçası. Hangi ülkelerden döviz giriyor ülkemize? Brezilya'da şu anda satıcılar var. Şili'de var. Japonya'da var. İngiltere'de var. Avrupa'nın bazı yerlerinde var. Şu anda görüştüğümüz başka ülkeler de var. Mesela Tayvan gibi. Çalışıyoruz. Yani bu ağı genişlettikçe durumu daha da ileriye götürmeye çalışacağız yani. Şimdi hep sen soruları sordun. Hem konuk olarak geldin hem de soruları sen sordun. Şimdi ben sorayım biraz. Almanya'da müzik piyasası ne şartlarda? Biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Orada bizde burada piyasa dediğimiz bu oluşum, yani piyasa diye bilinen müzik piyasası buradakinden çok farklı. İnsanlar çok daha fazla işin bir sanatsal değeri olsun diye uğraşıyor. Çok ucuza müzik bir yerlerde izlenemiyor ya da çok böyle hiçbir şeysiz. Sadece sokaklarda yapılan, bilinen sokak sanatı olarak var. İnsanlar çok fazla konser salonlarına, büyük kulüplere ya da caz kulüplerinde, böyle yerlerde sanat izlemeye gidiyor. Çok büyük salonlar var, çok büyük reklamlar yapılıyor ve daha böyle sanatsal bir değer katılmış halde, çok böyle ucuzlamamış bir halde yapılıyor ya da yapılmaya çalışılıyor. Ona göre de üniversiteler hazırlığını yapıyor, müzik okulları ona göre bir donanıma sahip, ona göre öğretmen kadroları var ve çok daha verimli ve daha da geliştirici bir çalışma içindeler. Yani benim gördüğüm en azından Almanya, Avusturya, İsviçre bölgesinde çalışmalar yürütüyorlar. Peki sence biz ne yapmalıyız bu konuda? Burada öncelikli başka dertler var tabii. Hayatta kalmaya çalışmaktan sonra yapılabilecek yine üretmek, yani senin başlıca yaptığın şey. Yani herkesin tutunduğu dalı daha nasıl güzelleştireceğim, daha nasıl üretip üzerine bir şey daha koyup daha nasıl büyüteceğiz ve başlıca üretmek, yani bu üretince, çünkü muhakkak bir karşılığı, bir isteyeni, üretilen herhangi bir şeyin muhakkak bir alıcısı, bir gideni, bir seveni olacaktır ve karşılık bulacaktır. Ve hep tabii ki bunlar vardık gibi değil. Aynen böyle, yani hep nasıl daha iyi yaparız, nasıl modifiye ederiz, nasıl daha bir güzelleştiririz. Belki başka modeller çıkacak bir süre sonra. Son derece güzel bir yol. Umarım böyle devam eder. Çok teşekkür ediyorum Erkin geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bol müzikli günler dilerim. Hoşça kalın.